demek ölecek ya? Ölecek ne demek? Bilmiyorum. Beyninde tümör varmış. Tedavisi yokmuş. Ne demek ya? Tedavisi olmayan hastalık mı olur? Bilmiyorum. Onu git garına sor. Kızların haberi var mı? Kimsenin haberi yok. Şule kendine sırdaş olarak beni seçti. Bir de Nahide yengem biliyor. Nasıl olur ya? Bunu kızlara nasıl söyleyeceğim? Şule'nin yanına git Kuzey. Şule'nin sağ ihtiyacı var. Onunla konuş. Ondan sonra gidip kızlarınıza söylersiniz. Söylediniz mi kızlara? Ne zaman söyleyeceksiniz Kuzey? Anneleri vefat ettiğinde mi? Şule bilmelerini istemiyor. Yıldız bana bir akıl ver, nasıl söyleyeceğim? Sen söylemeyeceksin. Şule söyleyecek. Söylemeyeceğim diyor, bilmesinler diyor. Sen ne zamandan beri Şule'nin söylediklerini yapmaya başladın Kuzey? Ha? Doğru olanın ne olduğunu biliyor. Git Şule'yi ikna et. Çok erken bir yıldız. Anneleriyle yaşamalarıyla iken onca şey varken. Ben nasıl üstesinden geleceğim? Kendine gel Kuzey. Yasını sonra tutarsın. Şu an kimseye bir şey olduğu yok. Kızlarım hayattaki en büyük acıyı yaşarken ben hiçbir şey yapamayacağım. Bir babanın kızlarının yarasını saramaması ne demektir biliyor musun sen? Saracaksın Kuzey. Saracaksın. Onların hem annesi hem de babası olacaksın. Ama şu an bunu düşünmen için çok erken. Onların daha hala bir anası var. Baba Kuzey. Eğer şimdi gidip kızlara her şeyi anlatırsanız... yarın kızlar sadece annelerinin yasını tutacaklar. Ama anlatmazsanız hem annelerini hem de babalarını kaybetmiş olacaklar. Seni affetmezler Kuzey. Güçlü ol. Kusura bakmayın, rahatsız ediyoruz ama. Bir şey mi oldu? Hani kızlarla bir şey konuşacaktık ya Kuzey, baş başa. Benim zaten işim vardı. Aa, ne konuşacaksınız ki bizimle? Geçin oturun kızım. Baba. Söylemeyecek misiniz? Söyleyeceğiz kızım. Ya ne oluyor ya? Çatlatmasanıza insanı. Baba. Yani size diyoruz, duymuyor musunuz? Tamam kızım, anneniz söyleyecek şimdi her şeyi. Gel kızım, gel.
hatırladınız mı? Ağaç kabuğu bu. Yıllar önce siz daha küçücükken hep beraber ailecek Bursa'ya geziye gitmiştik. Orada 600 yıllık bir tarihi çınarla karşılaşmıştık. O kadar yaşlıydı ki kendi dallarını bile taşıyamıyordu. Böyle demirlerle ona destek olmuşlardı. Siz bir ağacın 600 yıl yaşayabileceğine bir türlü inanamamıştınız. Keşke sen de o kadar çok yaşasan demiştiniz. Ne diyorsun anne? Ben de size hiç kimse 600 yıl yaşayamaz. Ama ömrüm yettikçe sizin yanınızda olacağım demiştim. Ha, senin niyetin şimdi anlaşıldı. Anneciğim, lafı dolandıracağını dümdüz söylesene. Yine nereye gidiyorsun? Sen de ağaçtan bunu koparıp vermiştin bana. Çınar'ın ölümsüzlüğü sana da bulaşsın anne demiştim. Ama işte kimse ölümsüz olamaz. Anneler bile. Ne demek istiyorsun? Neden anlatıyorsun bunları bize? Çünkü ölüyorum. Ne? Ne? Beynimde bir tümör var. Bir yıldır bununla uğraşıyorum. Ama maalesef ameliyat edilemiyor. Nasıl yani? Ne demek ameliyat edilemiyor ya? Edilemiyor işte. Yani edilse bile o ameliyattan uyanma şansım yokmuş. Ya da bitkisel hayatta kalma ihtimalim çok yüksekmiş. O yüzden ben de kalan son aylarımı sizinle birlikte geçirmek istedim. Son aylarımı mı? Baba annem ne diyor? Doğruyu mu söylüyor? Yalan. Yalan. Yalancısın. Sen yalan söylüyorsun. Yine bir yerlere gideceksin ve bunu bahane ediyorsun. Böyle yalan söylenir mi? Keşke yalan olsaydı kızım. Ben bir yıldır uğraşıyorum. Artık ikna oldum tedavi olamayacağıma. O yüzden sadece sizlerle zaman geçirmek istiyorum. O zaman niye geldin? Ha? Biz alışmıştık sensiz diye. Annemiz bizi bırakıp gitti demiştik. Neden yine kendini sevdirdin? Niye? Şundaki laflığı görmüyor musun? Sanki turistik geziye gelmiş de gidecekmiş gibi bahsediyor. Sen oyun oynuyorsun. Sen oyun oynuyorsun hepimize. Buradaki hepimize sen oyun oynuyorsun. Niye? Sana acımamızı istiyorsun değil mi? Sırf bu yüzden oyun oynuyorsun bize. Kızım, şu saatten sonra bana acımayacağınızı biliyorum. Tek istediğim sizlerle birlikte olmak. Sen nasıl böyle bir şeyi kabul edebiliyorsun anne? Şu an gayet iyi ve sağlıklı görünüyorsun. Nasıl hemen pes edebiliyorsun? Pes ettiğimi kim söyledi? Bunun kolay olduğunu kim söyledi? Her sabah aynaya baktığımda ölümü görüyorum ben. Siz hiç yaşlanamayacak olmak demek ne demek biliyor musunuz? Anne. Ben biliyordum zaten, bir gün herkes gibi öleceğimi biliyordum. Ama bu kadar erken olmasını beklemiyordum. Ben o 600 yıllık çınar gibi yaşamak isterken toprağın altına girmek istemiyorum. Sizlerle bu kadar çok yaşayacak şeyimiz varken ben sizi kaybetmek istemiyorum. Anne. Anne bak, sen bizi asla kaybetmeyeceksin, tamam mı? Biz buna izin vermeyeceğiz, tamam mı? Anne. Özür dilerim.
nereye gidiyorsun gene? Allah aşkına nereye gidiyorsun? Demek buraya kadarmış. Aa! Yıldız abla hoş geldin. Gelsene çay koyduydum. Beraber kahvaltı ederek. La abla! La niyedir abalıyorsun? Hayırdır? Hayır Şükrü, hayır. Bir şey 50 kere dersin olurmuş. Temelli gidiyor. Temelli mi? Nasıl? Ya etme abla. Baba kız arasında olur böyle kavgalar. Ya inadına yanılıp da düşme yollara. Eninde sonunda barışacaksınız. Etten tırnak birbirinden ayrılmaz. He. Öyle değil Şükrü. Bildiğiniz gibi değil. Lan ne diyorsun abla? Biri bir şey mi dedi sana? La söyle bana, gideyim hesap sorayım ondan. Siz abi birbirinize sahip çıkın, o bana yeter. Ama abla. Aması maması yok Esma. Ben artık sığamıyorum ha buralara. Gitmem lazım. Haydi, mandıra size emanet. Sen merak etme ablam. Gözün arkada kalmasın. Ama kendine dikkat et. İyi, tamam ula, tamam ha. Tamam, hadi dağılın ha. Dağılın, tamam. Dünyanın öbür ucuna gitmiyorum ya. Haydi. Allah'a emanet ol. Sen de abla. Hayırdır, nereye Yıldız? Şehre gidiyorum. Ha. Benim yüzümden mi? Kimsenin yüzünden değil. Öyle biraz buralardan uzaklaşsam iyi olacak. Tamam. Bak, bu köfte tezgahı yüzündense vallahi hiçbir şeyine karışmayacağım. Köftelerini de çalmayacağım. Ne alakası var? Ben daha böyle şeylere pabuç bırakacak kadın mıyım? Evet, biliyorum ben de. Onun için şaşırıyorum mavişim. Ben bir süre buralarda olmasam iyi olacak. Sen de kızlarınla ilgilenirsin. Yaşadıkları, yaşayacakları hiç kolay olmayacak. Tamam, ben kızlarımla zaten ilgilenirim de bunun seninle ne alakası var? Sen ne yiyeceksin, ne içeceksin, ne yapacaksın? Sen beni merak etme, ben başımın çaresine bakarım. Haydin selametle. Yıldız! Ya tamam, biliyorum. Sen de çok üzülüyorsun. Ama bir kere de cezayı kendine kesme ya. Ben cezayı kendime kesmiyorum. Benim varlığım şu an sadece kafa karıştırır. Sen kızlarınla ilgilen. Gerisi hallolur. Yahu senin varlığın hiçbir şeye engel olmuyor. Ben kızlarımla yine ilgilenirim. Sen ne yiyeceksin, ne içeceksin? Otur oturduğun yere. Kuzey, bak bana ne yapacağımı söyleme. Belki ben yalnız kalmak istiyorum. Ama belki daraldım, bunaldım, daraldım. Olamaz mı? Belki ben de daraldım, bunaldım, daraldım. Olamaz mı? Ama ben bir yere kaçmıyorum. Benim de bir yere kaçtığım yok. Az biraz nefes alacağım diyorum. Tamam. Şöyle yapalım. Ben sana evin anahtarını vereyim. Sen git bende kal. Hem ben sana borç veririm. Tek başına böyle vakit geçirirsin. Kafam dağıtırsın. İstemiyorum. Ben halledeceğim diyorum sağa. Ya neyi halledeceksin? Kimden alacaksın parayı? Ne yiyeceksin? Nerede kalacaksın? Ya sen beni hiç tanımamışsın ha. Sen beni hiç tanımamışsın. Ben taşı sıksam suyunu çıkarır yine de kendi ayaklarımın üzerine dururum efendim. Kimseye de minnet etmem. Haydi selametle. Sen minnet etmesen pulların dökülür. Ya bana bak. Merkeze kadar bıraksaydım ya. İstemiyorum. Ben kendim giderim. Bağ bak Kuzey'e, sakın argandan gelmeye kalkma. Yoksa benim yüzümü bir daha göremezsin, anladın mı? İnatçı keçi. Ama sen nereye gidersen git, bulacağım seni.
Alo. Ruhi, ha? Bana bak. Şimdi dediklerimi harfiyen yapıyorsun, tamam mı? Güzel. Raporunu ver bakalım Ruhi. Ha, Ruhi değil. Leon diyeceğim. Leon. Neyse. Hedef göründü. Hedef göründü ne yapayım? Vur. Ne? Ya ben dostlarımı vuramam Kuzey. Ne diyorsun sen ya? Boş yapma o zaman. Bırak bu tetikçi ayaklarını. Söyle bakayım. Ne yapıyor o kaçkın mavi? Valizini sağ elinden sol eline aldı. Evet. Şu an başını kaşıyor. Valizini tekrar diğer eline aldı. Ne yapayım oğlum ben bunları? Allah Allah. Nereye gidiyor onu söyle sen. Sakın bana işimi öğretmeye kalkma Kuzey. Benim bir çalışma prensibim var. Eğer beğenmiyorsan git kendine başka bir tetikçi bul. Oğlum Ruhi'cim biz seni böyle tetikçi olsun diye mi tuttuk? Arkadaşımız diye gönderdik oraya. Abartma. Neyse. Şu an hedef Kuzey istikametine doğru yol alayım. Zaten Allah'ın emri. Yani başka bir istikameti yok onun. Orası hiç belli olmaz. Bir kere insan kaçak olmaya görsün. Bulduğu ilk limana sığınır. Burada deneyim konuşuyor. Başlatma lan deneyiminden. Benim mavişimin tek bir limanı var. Başka bir limanı olamaz. Olmayacak. Olamaz! Aha! Ne oldu? Hedef büfeye yanaştı. Herhalde bir ihtiyacı az gibi oldu. Ben böyle bir zeka görmedim. Sen çocuk değil, boncuksun be oğlum. Tamam. Bak her hareketini rapor edeceksin bana mavişim. Ne yedi, ne içti, kimle oturdu, kimle kalktı, anladın mı beni? Tamam Kuzey. Sen o işi hiç kafana takma. O iş bende. Benim adım Özgür Tetikçi. Aferin. Leon dedi ya. Kala 20 liram mı kaldı? 20 liram mı kaldı? Neyse Yıldız, moral bozmak yok ha. Sıfırdan başlamak böyle bir şey. Buyur kardeşim. 4 tane gazete, bir tane de su aldım. Sağ olasın. Açlıktan midem sırtıma yapıştı. Dünden beri ağzıma lokma koymadım ya. Hoş geldiniz. Buyurun menünüz. Yok kardeşim. Bağ menü gerekmez. Sen bağ bir çay getir.